Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalıdasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Yıldızlı Sorular serisinin ilk videosuna bu videoyla başlıyoruz. Konumuz temel kavramlar olacak. Peki hocam ilk defa ben bu videoya rastlıyorum ki sizin hemen bir önceki çektiğiniz tanıtım videosunu görmedim diyenler için hemen kısaca bir hatırlatma yapalım. Gençler açıklama kısmında bu Yıldızlı Sorular serisinin pdf'i mevcut. Öncelikle bunu söyleyerek başlayalım. Yani sen bu pdf'i indirip buradan takip edebilirsin dersleri. Dilersen kendin de çözebilirsin tabii ki soruları. Hocam neyin yıldızı bunlar? Yıldızı sorular derken yani çok mu zor sorular çözeceğiz falan? Yok arkadaşım çok zor sorular çözmeyeceğiz. Tabii ki zor sorular da olacak bunların arasında. Lakin yıldızı soru dediğim şey benim 40 soru serisi kamplarım vardı biliyorsun. Burada 3 tane kitabımız, 3 tane fasikülümüz var. Bu 3 kitabın ben sizlere kamplarını yaptım. Ve bu kamplar yapılırken de demiştim ki her soruyu çözerken bu soru çok önemli. Bu soruya bir işaret koyalım. Bu işaret ne işine yarayacak? Sınavdan önce tekrar etmen gereken sorular listesine bu soruları ekle. O işaretleri o yüzden koyduk. O yıldızları o yüzden koyduk. İşte ben de size o işaret koydurduğum soruları yani elekten geçmiş soruları tamam mı? Sizler için derledim toparladım bir pdf haline getirdim. Bu pdf de ücretsiz biçimde sizlere veriyorum. Sen tek tıkla indirip dersleri buradan takip edebilirsin. Muhteşem bir tekrar olacak. Çünkü sadece ama sadece hocanın yazdığı kitabındaki hocanın ciddi anlamda sınavda karşına çıkabilitesi yüksek olan soruları hoca senin için seçmiş. Yani bu muhteşem bir olay. Ee, sizler de artık bundan faydalanırsınız diye ümit ediyorum. Ne kadar çok fazla kişiye erişebilirsem benim için o kadar iyi. Sen de, sen de bu pdf'lerdeki soruların e, sakın ha böyle kafanda şey yapma. Hani zorluk seviyesi olarak kafanda kurgulama. Yani bu soru çok zordu. Bu soru çok kolaydı. Bu soru orta yardı diye kafanda bu şekilde kurgulama. Bizim için önemli olan zor veya kolay soru değil. Bizim için önemli olan sınavda karşına çıkar sorulara benzer sorular çözmek. Artık sınava sayılı zamanlar kaldı ve sınava sayılı zamanlar kalmışken de ben burada ne kadar senin için önemli bir şey yaparsam kendimi o kadar da önemli hissedeceğim açıkçası. E, bu soruları da ben sana boştan yere seçmedim. Çok fazla emek sarf ettim ve ee, neden bu emeği gösteriyoruz? Ee, sizler sınava daha iyi hazırlanın diye. Yani beni izleyip de e, benden faydalanıp da sınavda bir tane bile net fazla yapsam bu benim gururumu okşayacak, bu benim hoşuma giden bir şey olacak, beni mutlu edecek yani kısacası gençler. Ee, biz de burada boştan yere soru seçmiyoruz, boştan yere seçip de e, soru karalamıyoruz. Sizin için ne faydalı olacaksa onu yapıyoruz arkadaşlar. amaç bu zaten, tamam mı? Dolayısıyla sakın ha kafanda kurgulama vay efendim bu sorular kolaymış vay efendim bu sorular çok zormuş şeklinde kafanda kurgular olmasın. Ben senin karşına bu seride tamamen sınavda karşına çıkabilmesi muhtemel olan sorular çıkarıp onların çözümünü yapacağım. Onların sana kısa ve net çözümlerini göstereceğim. Ve bu sorularda zaten ciddi anlamda çok tadında sorular gençler. Dediğim gibi açıklama kısmında pdf linki mevcut oradan indirebilirsin. Eğer şu an videoyu beğendiysen ve tabii ki kanala da destek için amaçlı ama abone olduysan beni çok mutlu etmiş olursun. Geçelim dersimize. Evet şimdi sorumuza baktığımız zaman bir A kümesi verilmiş. Eksi 1, eksi 2, 4 ve 8 elemanlarından oluşan bir küme ve bu kümenin elemanları aşağıdaki kutucuklara birer kez yazılacak. Buna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Yani ben şuradaki sonucu bulacağım. Bu sonuçların tam sayı olmasını isteyeceğim. Tamam mı? Şimdi ben burada bu kutucuklara eksi 1, eksi 2, 4 ve 8'i yazacaksam eğer bunu düzgün yazmam lazım ki karşıma tam sayılar çıksın. E şimdi doğal olarak direkt olarak tam sayıla tam sayıların toplamı tam sayı olan şeyleri yazmaya çalışalım. Mesela ben burada direkt şunu görüyorum. 8'i örnek veriyorum 4'e böldüm. Daha sonrasında eksi 2'yi eksi 1'e böldüm. Böylelikle bu kısım 2 oldu. E burası da 2 oldu canım. 2 ile 2'nin toplamından 4'ü yakaladık. 4 bir tam sayıdır. İkisinin alabileceği değerlerden bir tanesidir. Bu cepte. Şimdi bir diğerini düşünelim. Mesela burada 8'i ben eksi 1'e bölsem. Daha sonrasında da eksi 2'yi gidip eksi 4'e bölsem olmuyor. Bak eksi 1 ile 4'ü yer değiştirmek olmuyor. O zaman biz 4'ü abi eksi 2'ye bölelim olmaz mı? Bak şurasında gelir eksi 8 gelir. Hocam burası da eksi 2 geldi. Ben bunları toplarsam eksi 10 yapar. X'in alabileceği tam sayı değerlerinden bir tanesi de eksi 10'dur diyebiliriz böylelikle. Farklı var mı hocam? E, tabii ki bulabiliriz. Örnek veriyorum ben burada 8'i eksi 2'ye bölsem daha sonrasında bir de gidip 4'ü de eksi 1'e bölsem mesela. Eksi 1, eksi 2, 4 ve 8 vardı sonuç olarak. E şimdi şurası bana eksi 4'ü verir. E hocam burası da eksi 4'ü veriyor. Bunları toplarsanız eksi 8 karşınıza çıkar ve ikisinin e alabileceği bir diğer değer olarak da bunu görebiliriz. Peki farklı var mı hocam? Mesela tam sayıyla tam sayı toplayınca tam sayı yapıyor illa ki. Ama tam sayı olmayan bir rasyonel sayıyla yine bir rasyonel sayıyı topladığımız zaman da tam sayı elde edebilir miyiz? Mesela 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 gibi tabii ki de yapabiliriz. O halde ben burada mesela şunları yer değiştirsem. Yani hangidirse hangisinden bahsediyorum. Şunun payını paydasına getirsem. Eksi 1 bölü eksi 2 gibi. Şurayı da payını paydasına getirsem. 4 bölü 8 gibi. E hocam burası 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Ben bunları toplarsam. Birin ta kendisini de bulmuş olurum aynı zamanda. E ikisinin alabileceği bir diğer değer de bu olur diyebilirim. Artık gençler. Elimizde farklı bir argüman kalmadı. Sınavda bundan nasıl emin olacaksın? Zaten birbirini bölenler burada çok net bariz bellidir. Mesela 8'i eksi 1 bölüyor, eksi 2 bölüyor, 4 buluyor. Sen bunları zaten payda kısmına yazdıysan eksi 1'i, eksi 2 ve 4'ü artık farklı da bir sonuç gelmiyorsa bitmiş demektir. E şu an bitirdik o halde. Yani burada neler var? 4 var, eksi 10 var toplamı eksi 6 yapar. Eksi 8 daha eksi 14 gelir bir daha eksi -13 yapar demek ki cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim diğer soruya. Bu sorumuzda da diyor ki aşağıda verilen kutulara 4 7 8 11 15 kümesinin elemanları sadece birer kez yazılarak aradaki işlemler uygulan, uygulanıyor ve eşitlik sağlanıyor denilmiş. E buna göre boyalı kutuya yazılabilecek sayıların çarpımı kaçtır diye soruluyor. Boyalı kutu şu kutudan bahsediyoruz sevgili gençler. Şimdi düşünelim bakalım neler diyebiliriz? Hocam öncelikle ben burada şurada elde ettiğim sayıyla şu sayıyı çarpınca 168 buluyorum. E o halde ben 168'i asal çarpanlarına bir ayırmayı düşünürüm tabii ki sorunun içerisinde. 168'i asal çarpanlarına ayırdığımız takdirde bak ben bunu 2'ye bölersem eğer 84'ü yakalarım. Tekrar 2'ye bölersem 42'yi bulurum. Tekrar 2'ye bölünür 21'i elde ederim. 21'i 3'e bölersem 7 ve bunu da 7'ye bölersem 1 gelir. Yani aslına bakarsan 168 dediğimiz sayı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'ymiş. Peki burada arkadaşlar düşündüğümüz takdirde 4, 7, 8, 11 ve 15 var. Burada o zaman hangilerini elde edebilirim? Mesela 4'ü elde edebilirim 2 ile 2'nin çarpımından. Sadece 7'yi elde edebilirim çünkü burada 7 var. 8'i elde edebilirim 2 çarpı 2 çarpı 2 diyerek. Yani burası aslına bakarsan 4 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir. 11 ve 15 olamaz mesela. O içeriye yazılacakmış demek ki 11 ile 15. Peki içeride ne düşüneceğim hocam? İçeriye baktığımız takdirde de şurada bir şey görüyorsun. Bak şu ikisi birbirine bölünmüş abi. Bölündükten sonra da ben tam sayı çıkmasını isterim açıkçası. Çünkü burası bir tam sayı burası bir tam sayı çarpıldığı takdirde 168'i bize vermesi gayet doğal. E şimdi birbirine bölünen neler var burada? Mesela 15'i burada ne bölüyor? Hiçbir şey. 11'i burada başka bölen bir sayı var mı? Yok. 8'i var mı? Var. 4. 8 bölü 4 tam sayı çıkar. 7'i var mı? Yok. 4'ü var mı? Zaten yok. 4 en küçük. Demek ki gençler ben adım kadar eminim. 8 buraya 4 buraya yazılacakmış. O kesin. E şimdi ben demiştim ki şu kısma bak şuradaki kısma 4, 7 veya 8 gelebilir demiştim. E 8'i buraya 4'ü buraya yazdığıma göre burada da kesinlikle 7 olacakmış. Aa çok güzel soru bitti aslına bakarsan. Neden biliyor musun? Çünkü zaten burası toplama durumunda. Burası da toplama durumunda. ve geriye kalanlarda 11 ve 15'ti. Demek ki şuraya ya 11 veya 15 gelecek. Şu kısma da bak boyalı olan kısma da burası 11 iken 15 olur. 15 iken 11 olur. Yani boyalı kutucuğa gelebilecek sayılar 15 ve 11'in ta kendisidir. Böylelikle bunların çarpımı sorulmuş bize. 11 çarpı 15 dersek bu bize 165'i verecektir. Yani cevabımız E şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Geçelim diğer soruya. Dijital bir hesap makinesi arızası nedeniyle 4 tuşuna basıldığında 7 ya da 2. Şimdi 4'e basıldığı takdirde ne oluyormuş? Ya 7'yi gösteriyormuş ya da 2'yi gösteriyormuş bize ekranda. Ee, ekstradan 5 tuşuna basılınca da 5'e bastığında ise ne oluyormuş? 3 ya da 8 yazıyormuş hesap makinesi. 3 veyahut 8 yazıyormuş. Pekala böyle bir sorunumuz var hesap makinemizle alakalı. Ahmet bu hesap makinesiyle 2562'den 1435'i çıkarmak istiyor. Ee, buna göre Ahmet'in bulabileceği en büyük sonuç ile en küçük sonucun toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle en büyük sonucuca odaklanalım. Ben burada 2.562'den 1.435'i çıkarırken en büyük sonucu bulmak istiyorsam şuranın maksimum buranın minimum olmasını isteyerek bu durumu gerçekleştiririm. Ki 2.562'nin içerisinde de sıkıntılı olan sayımız 5 yani 4'e hiç basmıyor zaten şuradaki 5 sıkıntılı ee, sağ tarafta ise yani 1.435'te de hem 4 sıkıntılı hem de 5 sıkıntılı olacak. E şimdi 2562'nin büyük olmasını istiyorsam 5 gördüğümde 3 değil de 8 çıkmasını isterim. Böylelikle 2862 yazılabilir. Güzel. 1435'in de küçük çıkmasını istiyorsam 4'e bastığımda 2'yi, 5'e bastığımda 3'ü elde etmek isterim. Dolayısıyla 1000 bak 4'e bastım 2, 3 ve 5'e bastım 3 geldi. 1233 ben bundan bunu çıkaracak olursam bu bana maksimum sonucu verir. En büyük sonucu verir. Farkın en büyük değerini. Peki bir de en küçük değerini bulalım. En küçük değerini bulmak için de 2562 1435'te bunun en küçük bunun en büyük olmasını sağlarım. Ve yine söylüyorum. Burada sıkıntıyı yaratan şey 5, burada da yine 4 ve 5 olacak. Şimdi 2562'nin 5'e basıldığında az çıkmasını istiyorsam bu sefer ben 3'ü seçerim. Doğal olarak 2362 elde edilir. Ve daha sonrasında 1435'in büyük çıkmasını istiyorsam eğer 4'e bastığımda 7 gelmesini isterim. Yani 1700 derim. 300 5'e bastığımda da 8 gelmesini isterim. Ki çıkarılan sayı büyük olsun, sonuç küçülsün. Maksat bu. Bundan bunu çıkarırsam da minimum değeri elde etmiş olacağım. Pekala artık yapalım. Soruya noktayı vuralım. 2'den 3 çıktı yani 12'den 3 çıktı 9. Daha sonrasında burada 1 azalmıştı. 5'ten 3 çıktı 2. Ee, burası 8'den 2 çıktı 6 ve 2'den 1 çıktı 1. Yani 1629 bizim bulacağımız maksimum sonuçken 2362'den 1738'i çıkaracağım. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır arkadaşlar. Şurası 1 azalmıştı. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. Daha sonrasında 3'ten 7 çıkmayacak. 13'ten 7 çıktı 6 ve buradan 1 onluk aldığımız için 624 sonucu kaldı. Maksimum değer 1629 iken minimum değer 624'müş bu farkın ve bu ikisinin bizden toplamı istenmiş. O zaman toplayalım. 9 4 daha 13. Elde var 1'di burası 5 yapar. Burası 2 ve elde olan 1 ile 2 sonucunu yani 2253 sonucunu elde ederiz. Demek ki cevabımız nerede verilmiş bak A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bu soruda da A, B, C ve D rakam olmak üzere A artı B, B artı C ve C artı D sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık çift sayılardır denilmiş. Ardışık çift sayıların en belirgin özelliği neydi? Çift olmaları. Veya <laughs> ardışık olanların aralarında ikişer fark olmaları en belirgin özelliğiydi değil mi? Şimdi buna göre kaç farklı dört basamaklı A, B, C, D doğal sayısı yazılabilir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar A artı B'den hemen sonra ben buna 2 ekleyince B artı C'yi elde ediyormuşum. Buna da 2 ekleyince C artı D'yi elde ediyormuşum. Şimdi buna göre düşünecek olursam ikisinde de B var zaten dikkat ettiysen. Demek ki aslında olan şu A'ya ben 2 ekleyince C'yi elde edebiliyormuşum. A'ya 2 ekleyince C elde ediliyor. Tamam mı? Daha sonrasında bir de şuraya baktığın zaman burada C var zaten. Hocam burada da C var. Demek ki ben bundan buraya 2 ekleyerek geçiyorsam B'nin 2 fazlası bana D'yi verir diyebilirim. Yani B sayısı da B'ne 2 eklersem B'ye 2 eklersem bize D'yi verir. Şimdi diyor ki buna göre kaç farklı 4 basamaklı A, B, C, D doğal sayısı yazabilirim? Ben A, B, C, D yazacağım tamam mı? Bu sayıları elde etmem gerekiyor. Burada C sayısını C rakamını diyelim hatta. Çünkü A, B, C'de 4 basamaklı bir sayıysa A, B, C ve D birer rakamdır. Şimdi A'nın 2 fazlası bana C'yi verecekse burada A'nın alabileceği en küçük değer 0 değil 1'dir. Ona dikkat et çünkü 4 basamaklı sayının binler basamağı 0 olamayacak. Bu 1 iken C3 olabilir. Şimdi bu şekilde devam edersem bunların rakam olduğunu unutmayalım. A'nın alabileceği maksimum değer 7'dir arkadaşlar ve C'nin alabileceği o halde maksimum değerde 9 olur. Çünkü rakamlar 9'da bittiği için, yani en büyük rakam 9 olduğu için c'nin alabileceği maks değerde 9'dur. Şimdi burada A ve C için toplam 7 farklı değer söz konusu. B ve D için yalnız buraya dikkat et. B yüzler basamağında 4 basamaklı bir sayının yüzler basamağındaki rakam 0 değerini alabilir. E 0 değerini alabiliyorsa da o halde derim ki burada B'nin alabileceği iki değer 0'dır. E D'yi de B'ye 2 ekleyerek elde ediyorsam 0'a karşılık 2 değerini alırız. Ve alınabilecek son değer yine 7 iken burası 9 olabilir. Birbirinden farklı falan dememiş sonuç olarak. E burada toplam kaç tane sayı çifti var? 8 tane. O halde A ve C için 7 tane farklı durum ve B ile D için de 8 tane farklı durum varsa 7 çarpı 8'den toplam 56 adet ABCD e, sayısı doğal sayısı yazılabilir Cevabımız da böylelikle E şıkkında verilmiştir diyeceğiz Sevgili gençler geçelim diğer soruya A, B ve C pozitif tam sayılar Olmak üzere Burada diyor ki bak A kere B artı C Çiftmiş ve A artı B kere C de Tek sayıymış e Buna göre 3 tane bize sayı ver, verilmiş Toplamlarda oluşan bunlardan Hangileri kesinlikle Diye bir ifade kullanmış tek sayıdır Diye soruluyor kesinlik var biz aksine örnekler bulursak yapıştıracağız gençler. Şimdi şöyle düşünelim. Burada arkadaşlar ben A çarpı B artı C'nin çift sayı olması gerektiğini biliyorum. Hemen bunun yanı sıra da A artı B kere C'nin de tek sayı olduğunu biliyorum. Bize bu tek bir sayı veriyor. Şimdi çift olabilmesi için ne gerekiyor? İki tane tek sayının toplamı çifttir. Yani burası da tekse bu da tekse o halde bize çift bir sayı verecektir bundan kaynaklı da ben tek çarpı tekin tek olduğunu biliyorum. Artı bunun üzerine tek sayı gelirse bu sonucun çift olması gerektiğini biliyorum. Peki bu durum sağ tarafı sağlar mı? Tek artı tek çarpı tek. Şimdi tekle tekin toplamı çift yapar. burada tek sayı gelmesini istiyorduk. Biz çift geldi. Demek ki bu durum sağlamıyor arkadaşlar. Bu durum sağlamadığı için buraya eledim. Şimdi geçelim ikinci durumumuza. Mesela ikisini de çift yaparsam. Yani çiftle çiftin toplamı çift yapar sol taraf için. Mesela bu çiftse, bu çiftse artı üstüne çift gelirse sonuç çift olacaktır. Peki sağ tarafı sağlar mı? Çift artı çift kere çift. Yine bana çifti verir. Etek gelmesi gerekiyordu. Demek ki bu durumda sağlamıyor. Farklı bir duruma bakalım. Eğer bu çiftse, bu tekse ve ben bunun üzerine çiftle teki çarpıp çift buldum. Üzerine çift ekledim çift geldi. Peki sağ tarafı sağlar mı? Yani A çiftken B sayısı tek ve burası da çiftken. Çiftle çiftin toplamı bana yine çifti verecek. Yani bu da sağlamadı. E peki başka bir durum var mı? Hocam A sayısı tek olsun. B çift olsun ve C de çift olsun. Yani bu da sağlamadı dedik. Şuna bakalım şimdi. Tek kere çift çift. Çiftin üstüne çift ekledim. Çifti verdi. Sağ tarafı sağlarmış. Şimdi ona bakalım. A tekti. Çift kere çift. Çiftin üstüne tek eklersem tek sayı gelir. Hayırlı uğurlu olsun. Demek ki sağlayan kısım buymuş. Başka da bir şey sağlamaz zaten. Yok zaten. Tamam. Şimdi A kesinlikle tek. B çift ve C çiftmiş. Şimdi geldik burada yerine yazalım. Ve hangileri kesinlikle tek geliyorsa onlara tik koyalım. Hocam A artı B demiş. Ben A'nın tek B'nin çift olduğunu biliyorum. Yani tek de çiftin toplamı bize neyi verecektir? Tabii ki de tek sayıyı verecektir. Yani bu olur. Geçtim ikinciye. B ile C'nin toplamı B çifti. C de çifti. Çiftle çiftin toplamı bana çifti verir. O halde bu elendi. 3'e bakıyorum. A ile C'nin toplamı demiş ki A tekti, C de çiftti. Toplamları bize tek sayı verir. Yani bu da olur. Cevabımız neymiş? 1 ve 3 olacakmış arkadaşlar. Geçelim sonraki soruya. A, B, C ve D birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere birinci satır ve ikinci satır diye bir tablo verilmiş. Orada sayılar da var. Bu sayılar için her satırdaki sayıların toplamı tekmiş. Yani o halde A ile B'nin toplamı kesinlikle tek sayı ve C ile D'nin toplamı da bize tek sayıyı verecekmiş değil mi? Pekala diyor ki C D'den daha büyüktür. Hemen şöyle şuraya koyalım belki işimize yarar. C sayısı A ile B'nin toplamına eşitmiş. Hım. Şimdi o zaman C sayısı kesinlikle tek sayıdır. Çünkü A ile B'nin toplamına biz tek demiştik dikkat ettiysen. C de A ile B'nin toplamına eşitse o halde C tektir. E şimdi C ile D'nin toplamı da tek sayıydı. E C'nin tek olduğunu biliyorsam D'nin kesinlikle çift olması gerektiğini bilirim. Yani D sayısı kesinlikle çiftmiş sevgili gençler. Bunu da elde ettiğimize göre sorunun devamını okuyalım. Artık yeterince bilgiyi aldık depoladık burada. Bu tabloda demiş 3 tane öncül var bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir kere bak D tek sayıdır demiş ben D'nin kesinlikle ama kesinlikle çift olması gerektiğini bulmuştum. O halde birinci öncül patladı abi bir yanlış. Geçtim ikiye. A çarpı B artı C artı D işleminin en küçük değeri 11'dir. Burada ben C'nin, D'nin, A'nın, B'nin en küçük değerlerini bularak hesap yapmam gerekecek. Bu hesabı yapmam gerekecek. Peki şimdi şöyle düşünsem. Mesela A ile B'nin en küçük değeri için. E A'yı 1, B'yi 2 seçersem hocam. Biri tek, biri çift toplarsam 3 olur. E bu da tektir zaten. Yani C'yi 3 seçmem gerekiyor. Şimdi 3 D'den büyükse D'nin alabileceği çift değer ne var? Bir tek 0 var. Yalnız şöyle bir durum var. Birbirinden farklı pozitif tam sayılardı. E şimdi D 2 olabilir ama birbirinden farklı dediği için burada da B'yi 2 olarak kullandığım için 2'yi de kabul edemeyeceğim. Demek ki bizim en baştaki kabulümüz yanlış oldu. Yani A'yı 1, B'yi 2 seçemeyeceğiz. E ne yapmamız lazım hocam? Şöyle bir şey yapılabilir. Mesela A'yı 1, B'yi 2 seçemiyorsam B'yi de 4 seçebilirim o halde bir sonraki çift sayı. Şimdi o halde C sayısı kaç olur? E hocam C sayısını düşünecek olursak e bu sefer de 1 artı 4'ten bize neyi verir? tabii ki hocam 5'i verir. Yani C 5 olabilir. Peki D çift olacaktı. E onu da 2 seçeriz o halde. Değil mi? En küçük e, şekilde çift olacak biçimde. 5'ten de küçük. E, mecburen 2 seçerim. Şimdi geldim şu kısma. A kere B demiş. Yani 1 kere 4. Bunun üzerine C'yi yani 5'e ekledim. Bunun üzerine D'yi yani 2'ye ekledim. Şurası 4. Burası 5 etti 9. 2 daha eklersem 11'i bulurum. Ki bana ne demiş? en küçük değeri 11'dir demişti. Yani ikinci öncülüm doğruymuş. Geçtim üçüncü öncüle. A çarpı B çarpı D artı C işleminin sonucu tektir. Hadi yapalım. A sayısı 1'di. B sayısı 4. E, D sayısı 2'ydi arkadaşlar. Bunun üzerine eğer ki ben C'yi yani 5'e eklersem ve burası çiftti. Çiftin üzerine 5 gibi bir tek sayı eklersem eğer sonuç zaten tek sayı olacaktır. Demek ki üçüncü öncülüm de doğru olacakmış benim cevabımız. 2 ve 3'müş. Yani cevap D'ymiş sevgili gençler. Geçtik sonraki soruya. Diyor ki aşağıdaki kutuların içine birden 9'a kadar olan tam sayıların 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanıyormuş. Peki buna göre kullanılmayan sayılarla yazılabilecek rakamları farklı iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi kullanılmayan sayılardan bahsediyoruz bunu lütfen unutmayalım. Ben burada e, neleri sağlattırabilirim? Hangi sayıları buraya ekleyebilirim de bu hepsinin sonucu 7 çıkabilir? Şimdi bir kere burada bölü ifadesi var. Ve sonuçta 7 gibi bir asal çıkmış. E, ben 1'den 9'a kadar olan rakamlardan herhangi ikisine bölünce birbirine 7 e, çıkıyorsa cevap. Demek ki bu 7'ymiş bu da 1'miş diyebilirim. Bu kesinlik taşır. Bu kesin net bilgi. Peki çıktığında 7 kalan. 7-0 olamaz 7'yi kullandım 8-1 olamaz 1'i kullandım o zaman 9'a 2 olması gerekiyor 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır bunları da elde ettik bir de toplamları 7 olan e toplamları 7 olan diyorsa da şimdi 2 ile 5'i kullanabilirim ama 2'yi kullandım demek ki 3 ile 4'ü kullanacağız şimdi 1'den 9'a kadar ben hangi rakamları kullanmadım 1'i kullandım 2'yi 3'ü 4'ü kullandım 4'ü şöyle gösterelim 4'ü kullandım 5'i kullanmadım bak 6'yı da kullanmadım, 8'i de kullanmadım. Çok güzel. 5, 6 ve 8 ile yazılabilecek rakamları birbirinden farklı. 2 basamaklı doğal sayılar nelerdir? Şimdi bunları bulalım. Hocam bir 56 var, bir 58 var en küçük. Ortancaları 65 ve 68 var. Bir de 8 ile başlayan en büyükleri 85 ve 86 var. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Sağ tarafa bakacak olursak yani birler basamaklarına. 2 tane 5, 2 tane 6 ve 2 tane 8 var. Ki hocam bunların toplamı 38 yapar. 38'in 8 elde var. 3. Ve sol tarafta da 2 tane 5, 2 tane 6, 2 tane 8 var. Onları da toplarsam 38 gelir. Bir de 3 elde vardı. 41 yapar. Demek ki 418 bize cevabı verir. Yani cevabımız B şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki şekiller kendi içlerinde eş alanlı bölgelere ayrılmış. Şekil 1'de boyalı bölgenin alanının tüm şeklin alanına oranı A'ymış arkadaşlar. Şimdi şu ikisi boyalı ve tüm şekil 5 tane kareden oluşuyor. O zaman A bize 2 bölü 5'i verecekmiş. Bu cepte. B'ye baktığımız zaman da o da şekil 2'de boyalı alanın tüm şekli alanı oranı verilmişti. O zaman B sayısı da kesinlikle 1 bölü 3'tür. Bana diyor ki A ile B'yi çarpınca diyor e çarpalım. 2 bölü 5 ile 1 bölü 3'ü çarparsanız ne gelir? 2 bölü 15 gelecektir. İşte bu 2 bölü 15 C virgül D E E devreden buna eşitmiş arkadaşlar. C, D, E'nin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Eğer e, kafana bu kurnazlık olayları gelmezse bayağı bir böyle denklemle, menklemle, şununla, bununla uğraşa, uğraşabilirsin. Aman dikkat. Burada biraz kurnaz olmak gerekiyor. Bir kere ben devreden bir sayı var benim elimde. Ve virgülden sonra ki kısımda bir tane devreden bir tane devretmeyen rakamı var bunun. Basamağı var. Yani benim paydamda bir kere 9, 90 yazması lazım. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. E Paydamda 90 yazması gerekiyorsa, e bu nasıl 2 bölü 15 olmuş? Demek ki ben bunu 6 ile genişletecek olursam 6 kere 15, 90 yapar çünkü. Bu aslında neye eşit olacakmış? 12 bölü 90. Tamam 12 bölü 90 olacakmış. E hocam çok güzel. Demek ki burası ne gelmesi gerekiyor? 12 gelmesi gerekiyor. Şimdi C sayısının 1 olduğu durumda, Virgülü kaldırıp şuradaki çizgiyi kaldırıp ben bunu 3 basamaklı bir sayı olarak düşünsem en basit 100 bile düşünsem bundan 1'i çıkarıp 90'a böldüğüm takdirde bizim sayımız zaten şimdi ne olacak? Ya birden büyük bir sayı basit kesir biçimde gösterilebilir mi? Benim 12 bölü 90'a ihtiyacım var. Birden büyük olmayacakmış bu sayı. Yani o halde benim şurada C dediğim sayım yüksek ihtimalle değil kesinlikle sıfırdır. Tamam. Gerçi kesinlikle yüksek bir ihtimaldir ama. C sayısı kesinlikle sıfırdır. Peki DE sayısı? Hocam hani buranın tamamını yazdıktan sonra DE'den D'yi çıkarıp 90'a bölecektim ya ben. Demek ki bu 13'müş. Bu da 1'miş D'nin 1 olduğu durumda. 13'ten bakın 13'ten 1 çıkarsa 12 kalır. Bölü 90 deriz. Böylelikle bize 12 bölü 90'ı yani buradaki devreden sayıyı vermiş olur. E madem öyle hocam artık CD'nin toplamı soruluyor. C'yi 0 bulmuştum. E, D'ye biz 1 dedik. E'yi e de 3 bulmuştuk. Bunların toplamı bize 4'ü verir. Cevabımız da böylelikle B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtik diğer soruya. Şimdi bir zarımız var hocam. 4 defa atılıyor ve birbirinden farklı A, B, C ve D sayıları geliyor. Bu sayılar aşağıdaki daire içindeki kutulara aynı zamanda yazılıyor. Daha sonra bu daire üzerindeki e, üzerinde ok yönünde arka arkaya gelen sayılar yan yana yazılarak iki basamaklı bak şöyle AB, BC, CD ve DA sayıları elde ediliyor. Elde edilen sayıların toplamı 165 olduğuna göre, zar atıldığında gelmeyen iki sayının toplamı sorulmuş. Abi şimdi iyi dinle bak. AB sayısını elde etmiş adam, BC sayısını, CD sayısını ve DA sayısını elde etmiş, değil mi? Ve bunları gitmiş toplamış, toplayınca da 165 bulmuş. Peki bu 165'i bak hiç çözümleme, çözümleme olayına girme gerek yok. Niye biliyor musun? Sen çünkü şu kısımda da topladığın takdirde A, B, C, D'yi toplamış olacaksın. Gidip şurada da toplarsan A, B, C, D'yi toplamış olacaksın. Şimdi A, B, C, D'nin toplamından sonu 5 olan bir şey gelmiş. Yani mesela 15'in 5'i elde var 1, 25'in 5'i elde var 2 gibi. Burayı toplayınca da az önce 5'in üstüne 1 ekleyip bak 16 bulmuş abi 165 gelecek de 16 bulmuş. Demek ki aslında bunların toplamı 15'miş. 15'in 5'i elde var 1 varmış. Yan tarafı toplayınca o da 15 gelecek ama eldeki 1 ile beraber burası 165 olmuştur der, dersin. Böylelikle ben zarın üstünde gelen sayıların ABCD'nin toplamının 15 olduğunu biliyorum abi. Bunlar zarın üstünde gelen A, D'ler. Ama gelmeyen iki tane de sayı varmış. İşte onların toplamı soruluyor. Bir kere ben zarın üstündeki tüm sayıların toplamının 1'den 6'ya kadar olan sayılar olduğunu biliyorum. Toplamının 21 olduğunu biliyorum. Ve gelenlerin toplamı 15'te gelmeyenlerin toplamı 6'dır abi. 15'i e 6 eklersem 21 olur çünkü. Demek ki cevabımız neymiş? B şıkkının ta kendisiymiş. Geçelim diğer soruya. Hidayet diye bir arkadaşımız var. Birden 200'e kadar numaralandırılmış kutulara aşağıdaki kurala göre bilyeler atıyor. Şimdi bak basamak basamak inceleyelim. Önce numarası 1'in katı olan kutulara birer bilgi atıyor. Sonra numarası 2'nin katı olan kutulara birer bilye koyuyor. Sonra numarası 3'ün katı olan kutulara birer bilye koyuyor. Sonra 4'ün katı, 5'in katı, 6'nın katı diye diye gidiyor. En son 200'ün katı olan numarası 200'ün katı olan kutulara birer bilye atıyor. Buna göre hidayet kaç tane kutuya toplam 3 bilye atmıştır diye soruluyor. Ben lise öğrencisiyken bu tarz sorular gördüğümde tırsardım. Derdim ki aha bittik. Yani sevmezdim. Çünkü bunları böyle tek tek yaza yaza bulunabilecek bir şeyler olduğunu aslında düşündürdüm. Olmadığını da bilirdim ama kısa bir yolunu da kafamda üretemezdim maalesef. Sanki tanıdık geldi mi? Geldiyse o zaman beni iyi dinle. Çünkü ben bunları yaşamış birisi olarak şu an bunları çok iyi çözüyorum. O yüzden beni iyi dinle. Arkadaşlar bu soru asallıkla alakalı bir sorudur. Ve bu tarz olan bütün sorular da asallıkla alakalıdır. Ama Bunu sakın aklından çıkarma. Bu tarz sorular asallıkla alakalı. Şimdi peki asalı nasıl kullanacağım ben burada? Şöyle diyelim. Numarası 1'in katı olanlara atıldı ya. Şimdi o zaman şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u bir inceleyelim. Tamam. Bu kadarını yazalım. Eğer sana büyük sayılar veriyorsa sen bunları genelleyebilmek adına önce küçük bir parçasını düşüneceksin bunun. Matematikteki bütün sorularda bunu bu şekilde yap. Şimdi mesela numarası 1'in katı olanlara atılacak diye önce. Hepsine birer tane atıldı hocam. 1 2 3 şöyle hepsine birer tane atıldı. Sonuçta bütün sayılar 1'in katı burada. Şimdi numarası 2'nin katı olanlara geçtiğimiz zaman 2'ye atacak, 4'e atacak, 6'ya, 8'e atacak. Numarası 3'ün katı olanlara geçtiğimiz zaman 3'e atar, 6'ya atar, 9'a atar. Numarası 4'ün katı olanlara geçtiğimizde 4'e atar ve 8'e atar. Numarası 5'in katı olanlara geçtiğimiz zaman burada sadece 5'e atar. Numarası 6'nın katı olanlara geçtiğimiz zaman 6'ya. 7'nin katlarına geçtiğimiz zaman 7'ye. 8'in katlarına geçtiğimiz zaman 8'e. 9'un katlarına geçtiğimiz zaman 9'a atar. Şimdi dikkat et. Numarası artık 9'un, 10'un, 11'in, 12'nin, 13'ün, 14'ün katı dediğimiz zaman. Tamam mı? Bunların katı dediğimiz zaman. Artık ben buradakilere herhangi bir bilgi atamam. Çünkü 9'dan geçtik artık abi. Yani 9'dan büyük olup da mesela şöyle 1'den 9'a kadar olup da onun katı olan bir sayı kaldı mı? 15'in katı olan, 38'in katı olan bir sayı kaldı mı? Kalmadı. Artık bunlarla işimiz bitti. Ve işimiz bittiği için bunları rahatlıkla inceleyebiliriz. Mesela, mesela 3 tane atılan burada bir şey var mı? Var bak bu. 3 tane atılmış. Şuraya bakıyorsun aha buna da 3 tane atılmış. Peki bunların ortak özelliği ne? 4 dediğimiz sayı 2 asalının karesidir. 9 dediğimiz sayı 3 asalının karesidir. Peki hocam yani ben bunu mu fark edeceğim burada? Aslında bunu fark etmiyorsun. Aslında şunu fark etmen gerekiyor. Birden 200'e kadar aslında bu işlem bize şunu açıklıyor. Birden 200'e kadar sen bu işlemi yaptığın takdirde sen burada neleri bulursun biliyor musun? Hangi sayının kaç tane pozitif tam böleni varsa bunu bulursun. Hangi kutuya ne kadar bilgi atıldıysa çünkü o sayı aslında bilgi atılırken bölünüyordu o sayıya. Yani numarası mesela burada 5'in katı olanları attık ya. Bitti abi bak. 5 asal olduğu için bir 1'in katlarında bir de 5'in katlarında attık. 1 ve 5'e tam bölünüyor çünkü. 1'e bakıyorsun abi sadece 1'e bölünüyor. 2'ye bakıyorsun 2 de asaldı. 1 ve 2 için attık. 3 de asaldı bak 2 tane. Asallar da 2 tane. Ama asalın karesinde pozitif tam bölen sayısı dedik ya. Mesela 7'nin karesi. 49'a kaç tane atılır? Bunu 1 artırıyordur. 3 tane atılır. Pozitif tam bölen sayısı bulunurken bunu yapıyorduk değil mi? Üstünü bir artırıp çarpıyorduk hani hepsini. Tamam. E o zaman bizden 3 taneleri istiyorsa demek ki 200'den küçük asalların karesini istiyor. 2'nin karesi gibi. 3'ün karesi. 5'in karesi. 7'nin karesi. 11'in karesi. 13'ün karesi. Değil mi? Şimdi 17'nin karesi 200'ü geçiyor. Dolayısıyla sadece bunları istiyormuş. O zaman kaç tanesine 3 tane atılmıştır? Şöyle yapalım. 6 tanesine. Demek ki cevabımız ne olacak? 6 olacakmış arkadaşlar. Doğru cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve gençler artık son sorumuzda çözdüğümüze göre burada videoyu noktalayabiliriz. Umarım senin için kaliteli de bir PDF hazırlamıştım. PDF'i beğenmişsindir umarım. Soruları beğenmişsindir umarım. Anlatımımı beğenmişsindir umarım. Senin için yararlı olacaktır umarım. Çünkü artık sınava sayılı zamanlar kaldı ve bu sayılı zamanlarda sana konsantre biçimde en iyi, en net bilgiyi nasıl verebilirim diye düşünüyorum çoğu zaman. Ve bence bu yöntem çok da işine yarayacak bir yöntem. Şöyle düşün buradaki sorular hem TYT'de o ilk 12 soru arasında hem AYT'de o ilk 10 soru arasında çıkabilecek niteliğe sahip sorular. Ki biz daha bunun Ebobekok versiyonunu daha görmedik. Bu daha ilk konumuz temel kavramlar. Hemen arkasından gelen videoda işlem becerisini anlatacağız arkadaşlar. İşlem becerisine alakalı 10 tane birbirinden güzel soru çözeceğiz. Seçilmiş soru çözeceğiz. Aklında bulunsun. Gençler videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videomuza görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.